Efendim şimdi son gelişmeleri TMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan'la görüşeceğiz. Telefon attığımızda Sayın Alan. Sayın Alan beni duyabiliyor musunuz? Duyuyorum. Merhabalar. Gülüm Hanım merhaba, merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz efendim. Efendim siz dün sahadaydınız, madendeydiniz. Son durumu bize bir özetler misiniz? Evet, son durum maalesef ilk gün meydana gelen kazadan sonra önemli bir değişikliğin olmadığı görülüyor. Dün akşam saat 9.30'a kadar o bölgedeydik. 3 tane biraz daha düşük kapasiteli, bir de İstanbul Belediyesi tarafından gönderilen bir su pompası var. Bununla su tahliye işlemlerinin devam ettiğini bizler de orada gördük. Ancak özellikle çekilen malzemenin, suyun aynı zamanda partikül bakımından, yani kendisiyle birlikte çamur ve benzeri malzemeler açısından da zengin olması nedeniyle sık sık arıza yaptığı ve su boşaltım işlemlerinin engellendiğini ifade etti oradaki yetkililer. Gerçekten de bu tür sorunlar maalesef çıkabiliyor. O yüzden kullanılan pompaların mutlaka çamuru da en azından şılan niteliğine gelmiş oradaki suyu çekebilecek kapasitede ve nitelikte olması son derece önemli diye düşünüyorum. Ama o sahadaki Bunun olmadığı pompaların, özür dilerim Sayın görülüyordu. Alan, Sayın Alan, o sahadaki pompaların o balçık çamuru tahliyesinde o makinalarla ilgili bir sorun mu yaşanıyor? Oraya doğru mu anladım? Tabii şöyle, birincisi şu tabii, sık sık sorun yaşanmasının temel nedenlerinden bir tanesi pompaların, su pompası niteliğindeki pompaların kullanılıyor olması önemli bir eksiklik. Bunun dediğim gibi sık sık pompaların arızalanmasına sebebiyet verdiğini ifade edeyim. İkinci bir unsur da bu İstanbul Belediyesi tarafından gönderilen pompanın ise şeyi var. Tabii mesafe uzun. Dizel bir sistemle çalışıyor. Ocak içerisinde olması nedeniyle yeteri kadar oksijen almaması durumunda sürekli hararet yaparak durdurmak zorunda kaldıklarını ifade ettiler. Yani sürekli su boşaltım işlemi devam etmemesi nedeniyle de bir sıkıntının olduğu orada edindiğimiz izlenimlerden bir tanesi olduğunu ifade edeyim. Peki efendim Umarım burada hızlı hemen bir... bir şey daha sormak istiyorum. Bu söz Tabii. konusu tahliye araçlarının olması gereken nitelikleri taşıması mümkün değil mi? Yani böyle araçlarımız yok mu bizim? Hiç bununla ilgili bir konuşma oldu mu ya da siz sordunuz mu orada? Yani öyle aletler, öyle tahliye araçları olmadığı için mi orada daha primitif aletler kullanılıyor? Bu herhalde öngörülmemiş olacak ki bu tür şeyler olabiliyor. Yani bir de biraz daha oradaki şılam niteliğine dönüşmüş olan suyu tahliye edilebilecek kapasitede, nitelikte araçların, Anladım. pompaların kullanılmasının yararlı olduğunu biz de oradaki yetkililerle düşüncelerimizi paylaştık. Anladım. Ama yeraltı suyu tahliyesinde zaman zaman aksamaların, bu tür aksamaların olduğu görülüyor. Umarım bunlar hızlı bir şekilde giderilir diye düşünüyorum. Tabii su bölgede kaldıkça da önemli bir sıkıntıya neden oluyor. Biliyorsunuz bölgenin jeolojik yapısı itibariyle marn diye tanımlanan birimler söz konusu. Yani kayaç birimleri söz konusu. Bu su ile temas ettiği an bünyesindeki malzemeden dolayı hem şişebiliyor hem de içerisindeki kil partikülleri suyla temas edip çözünüp suyun içerisine karışabiliyor. Bu da süreç içerisinde özellikle tavanda göçmelere neden oluyor. Ki bugün edindiğimiz ilk izlenimde en azından bu göçmelerin başladığı yönünde. Yani muhtemelen önemli göçükler de şu an galeri içerisinde oluşmuş durumda, onu belirteyim. Yani şimdi yeni bir sorunumuz daha var. Yani hem oradaki suyun tahliye edilmesi hem de o tahliye imkansız hale getiren yeni göçük olayları öyle mi? Evet, maalesef bununla da Anladım. karşı karşıya oradaki çalışmaları yürüten arkadaşlarımız. Anladım. Peki Sayın Alan siz dün sahadaydınız. Bir izleme heyeti mi kuruldu? Orada bir izleme heyetiyle mi gittiniz? Biraz o çalışmadan söz eder misiniz bize? Evet, biz bölgeye üniversiteden bazı hocalarımızın da yer aldığı bir uzman ekiple birlikte gittik. Aşağı yukarı 10-12 kişiydik. Hem Selçuk Üniversitesi'nden hocalarımız vardı hem Hacettepe'den. Birincisi bu yeraltı suyu kökenlerinin araştırılması konusunda. Biz orada su numuneleri aldık. Şu an analizler devam ediyor. Sonuçlarını zaten paylaşacağız. Bugün yarın çıkar yanılmıyorsam sonuçlarda. Çünkü tartışmanın bir tanesi biliyorsunuz
karstik boşluklardan bu tür suların boşalabileceği gibi yine asıl aslında vurgulanan orada eski kömür işletmelerindeki galeri veya ocaklarda biriken yeraltı suyunun en azından galerinin yaklaşması nedeniyle patlaması, duvarı yıkması ve ani bir boşalımla ocağın suyla suyu tarafından basılması şeklindeydi. Bunun örneklerini aldık. Bunun analiz sonuçlarını çıkacak. O zaman bu suyun kökeni hakkında daha net bir fikir en azından kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Evet. Onun için uzman bir ekiple orada bu tür incelemeleri de gerçekleştirdik. Bunu da sizlerle paylaşayım. Sağ olun. Efendim bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi siz dün yeraltı sularıyla da ilgili bir inceleme yaptınız. Şimdi eğer Evet. bizim haberimizi de izlediyseniz orada da böyle bir iddia yer alıyordu. Yeraltı boşluklarına, eski çalışma alanlarına dolan suyun galerideki duvarı yıkarak patlaması şeklinde cereyan etti olay diye. Eğer bu Evet. gerçekse ve oranı, o bölgenin yapısı bu yeraltı suları bakımından bol olduğunu düşünürsek, halihazırda oradaki diğer madenlerle ilgili de bir tehlike var diyebilir miyiz? Fazla mı çubuğu bükmüş oluruz, yoksa hakikaten orada yanılmıyorsam 5 maden daha olması lazım? Şimdi sahada ruhsat hukuku ile ilgili haberinizde de izledim. Sayın Bakan'ın da bir yakınması söz konusu. Bizim de tespitimiz sahada tek ruhsat olmasına rağmen bizim de tespitimiz orada zaten tabelada da girişte tabelada da koymuşlar. 5 ayrı şirket tarafından farklı alanlarda kapalı ocak madencilik işletmesiyle bu ocakların işletildiği görülüyor. Yani ruhsat tek ama maalesef 5 ayrı şirket farklı alanlarda bu tür işletmeler gerçekleştiriyorlar. Şimdi orada muhtemelen kazanın en büyük nedenlerinden bir tanesi 2009 yılı ve öncesinde, ki bunu bilmiyoruz çünkü orada bize aktarılan yetkilerin de aktardığı bilgiler o. Bazıları ruhsatlı, bazıları da ruhsatsız, yani kaçak olarak açılan çok sayıda maden, galeri ve işletmesinin olduğu, bir boşluğun olduğu. Bunlar terk edilmesine rağmen gerekli tedbirler alınmaksızın bu şekilde bırakıldığı, süreç içerisinde özellikle yağmur sularıyla, sızan yağmur sularıyla bunların dolduğu ve bölgede işletilmekte olan bu maden ocakları üzerinde önemli bir risk unsuru haline geldiğini bizler de orada yani en azından gözlemledik. Efendim çok önemli önümüzdeki bir şey süreçte söylüyorsunuz. Belki tartışılması gereken en önemli noktalardan bir tanesi o. Yani bu tür kazalar maalesef önümüzdeki süreçlerde de karşılaşabiliriz. Bunun için tedbir almak gerekiyor bugünden. Şimdi, bunu şimdi efendim vurgulamak için, bir daha altını çizmek için soruyorum. Şimdi orada tek bir ruhsat alanı var ama 5 ayrı maden sahası şirketi. Var, şirketi var ve 5 ayrı alanda da bunlar madencilik yapıyorlar. Evet. Bu Ermenek'teki bu madende yaşanan yeraltı suyu patlaması diğerlerinde de her an yaşanabilir. Doğru mu anlıyorum? Şöyle, eğer daha önce bu bölgelerde, yani bu işletilen alanlarda terk edilmiş veya kaçak olarak işletilip de en azından bugün itibariyle herhangi bir bilgiye sahip olmadığımız ocaklar var ve bu işletme, yani işletme yapılan noktalar buraya yanaştığı anda bugün yaşadığımız aynı sıkıntıların orada da yaşanabileceği olasılığının olduğunu sizlerle paylaşayım. Bu Anladım. Riskin de yüksek olduğunu belirteyim. Anladım. Çok çok önemli bir uyarıda bulundunuz. Efendim son bir soru daha sorup bitireceğim. Mümkünse izin verirseniz. Bu sözüne ettiğiniz teknik ve analiz sonuçlarını ne zaman paylaşacaksınız kamuoyuyla? Şimdi biz ilk incelemelerimizi ve bu analiz sonuçlarını muhtemelen salı veya çarşamba günü bir basın toplantısıyla bütün kamuoyuyla paylaşacağız. Tabii bunun arkasından da Soma'da da benzer uygulamayı yapmıştık. Asıl raporumuzu hazırlayıp bütün kamuoyuyla da bu raporumuzu da paylaşmış olacağız. Ama ilk elde ettiğimiz gözlemsel veriler veya analiz sonuçlarını en azından salı günü veya çarşamba günü kamuoyuyla paylaşacağız. Sizleri de bilgilendiririz. Onu ifade edeyim. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz ben bilgiler için. Ben de teşekkür için. Ediyorum. Gerçekten acı bir olay, evet. Hepimiz derinden sarstı. Ben tekrar iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ